Ağaca dalan var. Babamla erik topluyoruz diyeceğim de o topluyor. Ben toplamıyorum. Ben yiyorum. Topladıklarına bakayım. Güzel erikmiş. Birazdan yiyeceğim. Efendim, ağaca dalmaya utanmıyor musunuz? Efendim, Allah vermiş, biz de yiyelim inşallah. Evet, Allah verdi, biz de yiyeceğiz. Bakamıyorum, güneş var orada. Çok güzel erik. İyi, manzaran güzel çıktı. Profil fotoğrafı yap bunu. Aynen. Mahsebimi yiyorum şimdi. Ben onu yemem. Bir de böyle bir şey varmış, onu da göstereyim. Kedi balı. Derler. Kedi balı diye bir şeymiş. Babam yedi ama ben yemem. Çok şifalı. Çok şifalıymış, öyle diyor. Güneşte göstereyim. Böyle bir şey. Yiyeceksin mi? Yerim. Bunu çekebilirsin. Harika. İyi, güzel toplamış. Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün doğada patlıcan kebabı yapacağız ya da balcan kebabı yapacağız. Siz nasıl telaffuz ediyorsanız bu tarifi yöresel tarifler serisine vereceğim. Gaziantep'in bir yemeği. Bayağı güzel. Ben daha önce başka bir arkadaşım da Gaziantep'e gittiğimde denemiştim. Şimdi de tarifini verme sırası bana geldi. Tarifine geçiyorum. Burada yarım kilo dana kıyma var. İstediğiniz kıymayı kullanabilirsiniz. Ben yarım kilo kıyma ile yapacağım. Öncelikle köftesini yaparak başlıyorum. Baharatın miktarı yok. Biraz tuz ekliyorum. Biraz kırmızı pul biber. Biraz da karabiber. Bu kebap tarifinde çok baharat olmuyor ama ben biraz daha lezzetli olsun diye baharat ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Sadece malzememiz bu kadar. Köfteyi baya baya yoğurmamız lazım çünkü içinde fazla malzeme olmadığı için tutmaz yani şişi. Şişi tutması için en az bir 5 dakika yoğurun. Yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Köfte harcımız hazır. Üstünü kapatıp kenara alıyorum. Şimdi patlıcanı yapmaya geçiyorum. Şimdi sebzeleri ayarlamaya geçiyorum. Öncelikle domatesleri ikiye keseceğim. Bir tane şişe alıyorum. Biberleri, domatesi şişe geçiriyorum. Kapya biber olmasa da olur. Bizim evde vardı. Ben de var diye ekliyorum. Biberler hazır. Böyle yeşil biberlerim var. Normal yeşil biberler de olur. Yeşil biberler de hazır. Domatesleri de bu şekilde yan yan geçirmemiz lazım. Dikkatli olun, şişe elinize geçirmeyin. Domatesler de hazır. Şimdi patlıcanları yapmaya geçiyorum. Patlıcanları nasıl yapıyoruz göstereyim. Bu arada bütün sebzeleri önceden yıkamıştım. Saplarını alıyorum bu şekilde. Buralarını da böyle gördüğünüz gibi direkt çıkıyor. Ortalama 2 parmak kalınlığında kesiyoruz. Bu biraz diğerlerine göre büyüktü. Onun için bunu 4 parçaya böldüm. Patlıcanlar da hazır. Şimdi köfteyle patlıcanı yapmaya geçiyorum. Şimdi patlıcan kebabını yapmaya başlıyorum. Patlıcanın bir parçasını geçiriyorum. Sonra kıymadan bir parça alıyorum. Böyle geçiriyoruz. Tutması için bu şekilde iyice yapmanız lazım. Patlıcanın diğer parçasını ekliyorum. Son parçayı da ekliyorum. Bir tane kebabımız hazır. Yaptığımı kenara alıyorum.
Bu patlıcan 4 parçalıydı. Siz hepsini 4 parçalı yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Şimdi geriye kalan ikisini de yapıp geliyorum. Bir önceki tarifte ciğer şiş yaptık. Onun üstüne biraz daha köz yaptım. Bu sefer ateş yakmayı göstermedim. Mangalda yapıyoruz şimdi. Yavaş yavaş pişecek. Piştikçe çevireceğim. Merhaba Kaplumbağa Bey. Nerelisiniz? Nereye gidiyorsunuz efendim? Kaçmayın. Harlı ateşte yapmıyoruz çünkü o zaman yavaş yavaş pişmediği için bir tarafı pişer bir tarafı sert kalır. Sadece közde yavaş yavaş pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini pişirdik. Balcan kebabını pişirdik, sebzeleri de pişirdik. Şimdi kendime bir tane dürüm yapacağım. Bir tane lavaş alıyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Biraz kırmızı pul biber ekliyorum. Biberli lavaş yapıyoruz. Şimdi bir tane patlıcan kebabını lavaşın üstüne alıyorum. Gördüğünüz gibi piştiği için düştü. Şimdi patlıcanları kabuğundan çıkaracağım. Bu gördüğünüz piştiğini belli ediyor. Direkt böyle çıkıyorsa pişti demektir. Böyle kabuğunu kullanmıyoruz. Bütün patlıcanları aynı şekilde çıkarıyorum. Yumuşacık olmuşlar. Acele etmeyeceksiniz. 20 dakikada, 30 dakikada ne kadar sürerse yavaş yavaş közle pişireceksiniz. Patlıcanı böyle eziyoruz. Bıçakla kesiyoruz hem de. Köfteleri de doğruyorum. Şimdi bir tane domates ekleyeceğim. 2 tane yeşil biber. 1 tane de kırmızı biber. Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kabuğundan çıkıyor. Bunu da doğruyorum. Her yere gelsin. Ben kabuklu da yediğim için sadece böyle. Yeşil biberi çok sevdiğim için 2 tane ekleyeceğim. 1 tane de kapya biber. Kapya biberi de ekliyorum. Yarısı yetti. Yarısını da diğer dürüme kullanacağım. Diğer tarifinde ayran yapmıştım. Bu tarife de ayrıyeten ayran yapmak istemedim. Hazır ayranı kullanıyorum. Ayranımız da hazır. Közde sarımsak da yaptım. 2 tane de kendim ayırdım. Güzelce pişmişler. Size pişmemiş gibi geliyorsa birazdan yiyeceğim zaten. Bir tutam tuz. Bir tutam da kırmızı pul biber ekliyorum. Acısı, baharatı size kalmış. Bayağı büyük bir dürüm oldu. İnşallah sarabilirim. Boru kebabı gibi kocaman bir dürüm oldu. Şimdi tadına bakıyorum. Her şey mükemmel pişmiş. Gerçekten lezzet 10 numara. Kesinlikle artık pikniğe gidince bu tarifleri deneyin. Her zaman tavuk yemek, sucuk yemek, köfte yemek aynı şeyler. Bu sefer farklılık olsun bunu deneyin. Eğer evde yapmak isterseniz şiş yerine tepsiye dizebilirsiniz. Borcama tepsiye dizebilirsiniz. Aynı şekilde fırında pişirebilirsiniz. Baştan sona malzemeler yine aynı olacak. Sadece pişirme yöntemi değişecek. Ben çok beğendim. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butona basmayı unutmayın. Yorumları herkesi bekliyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız katıl butonundan destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Aha lavaş açıldı.
Şimdi kayısı mı topluyoruz? Hayır. Ne topluyoruz? Armut. Hayatımda ilk defa bu renk armut görüyorum. Küçük ama tatlı. Aha düştü. Aha. Allah! Allah Allah Allah! Böyle armutlar. Şimdi bunun da tadına bakalım. Armutun da tadına bakıyorum. Bayağı iyi.